Sen parasız bırakarak mı terbiye edeceksin baba öyle? Ha? Ha sen önceden tekme tokatla verdin, şimdi tarzını değiştirdin, paranla dövüyorsun. Ya sen benim arabamı aldın, yetmedi evimi kapattın, şimdi bir de harçlığımı mı kesiyorsun? Ha? Ya tamam be, kesersen kes. Ben dilenirim yine de bu saatten sonra senden hiçbir şey istemem. Ne haber Sara? İyilik, senden? Gayet iyiyim, bir problem yok. Nasıl geçti kutlu sayılarla evlilik? Boş muhabbetle geçti. Sevdiler mi seni? Ben onları sevdim mi diye sorsak daha mantıklı olur bence. Diyorsun, o zaman ben sen onları sevdin mi diye soruyu değiştireyim. Sana edeyim ben de. Sevdim ya da sevmedim, beni ilgilendirir. Ya ben telefon konuşmana kulak misafiri oldum. Babam mı konuşuyordun ya yani? Paranı mı kesti cidden? Paramı kesti, arabamı aldı, evimi kapattı. Öyle. E biricik arkadaşın Selim Kutlusay'a söyle, sana otelinde bir suite ayarlasın. Hayır hayır, sakın bak, öyle bir şey yok yani. Ben şu anda kimsenin bilmesini istemiyorum. İlla ki bir gün söylemem gerekirse de ben kendim söylerim. Sen de söyleme, tamam? Ay sizin ne tuhaf arkadaşlığınız var ya. Arkadaş dediğine sır verilir. Üzüldüğünde, sıkıntın olduğunda yaslanılır. Siz zayıflıklarınızı birbirinizden gizlemek için resmen yırtınıyorsunuz. Yani? Ne yani? Yalan mı? Sen şimdi gidip Biricik'e babam paramı kesti, eskiden de beni döverdi desen, günü geldiğinde Biricik bu bilgileri sana karşı kullanmazsa benim adım da Serra değil. O zaman nerede kalıyorsun? Otel. Bir tane otel buldum böyle küçük falan ama şirin tatlı, orada kalıyorum. İdare ediyorum. Vay be. Nereden nereye? Hayat. Mahalleye geldiğinde beni nasıl aşağılamıştın, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Çünkü ben mahalleye geldiğimde seni aşağılamamıştım Serdar. Sadece senin o mahallede olmana ben şaşırmıştım. Hı. Hı hı. Peki dediğin gibi olsun. Sırrım bende güvende. Bir ihtiyacın, bir eksiğin olursa arayabilirsin. Yokluk nedir iyi bilirim ben. Ne haber? Selim Bey, iyidir. Haberler sende. Serra'yı çağırmışsın yemeğe. Ha, aynen. Siz Serra'yla konuşuyordunuz. Ne dedi sana? Serra aslında çok bir şey demedi yani. Söyledi ama ne bileyim, böyle biraz tuhaf şeyler söyledi. Ama ne demek, ben anlamadım. Ne bileyim işte, ben dedim yani ne yaptınız dedim. Boş muhabbet dedi. Kutlusaylar seni sevdi mi dedim. Kutlusayların beni sevmesi önemli değil. Acaba ben onları sevdim mi falan dedi. Çok Serra'lık laflar değildi. Siz tartıştınız mı, ne oldu? Yani evet, tartıştık biraz. Niye? Boş ver abi. İyi, sen bilirsin yani. Fark etmez benim için. Anlatmak istemiyorsan anlatma. Oğlum biz önceden her şeyimizi birbirimize anlatırdık. Her bilirdik. Ne oldu lan bize? Ya sen de trip yapma canımsın ya. Bak arayacağım seni. Hadi görüşürüz. İşim gücüm yok, sana trip mi atacağım? Ne derdin başımdan aşkını zaten? Yok ya. Serra, bir saniye. Bir şey söylemeden önce bir dinle lütfen. Konuşulacak bir şey kaldı mı ki? Git başımdan. Serra. Sen laftan anlamıyor musun? Uzatma. Ama... Aması maması yok. İstemiyorum. Seni dinlemek istemiyorum, görmek de. Tamam, haklısın. Dün gece gereksiz yükseldik. Ben de senin üstüne gelmemek için uzatmayıp geri adım attım, sustum. Neyi uzatmadın sen? Hırsızsın deyip iftira attığın bölümü mü?
ya karşıma geçip hırsızsın dedin sen bana. Bundan ötesi yok. Bu kadar kolaydı işte bunu söylemek senin için. Serra yapmaz. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır demedin. Diyemedin. Evet diyemedim çünkü mantıklı bir açıklamasını bulamadım. Ne yapayım? Sen yol göster. Yani sen bir şey söyle, olmaz mı? Ya ben sana yardım edemem. Bak hayat bir sınavsa eğer senin yerine soruları ben cevaplayamam. Ben zaten yeterince ağır bir sınav veriyorum çünkü. Hem de her gün. Sen bana iftira attın Selim. Hırsızsın dedin. Ben sana hırsızsın demedim. Tamam açık açık hırsızsın dememiş olabilirsin. Ama ima ettim. Bu da bana yetti. Abartmasan keşke Serra. Ya ben mi abartıyorum? Uyduruyor muyum ben bütün bunları? Gözümün içine baka baka seni dinliyorum dedin. O saatin çantanda ne iş vardı diye hesap sordun sen benden. Ben göreceğimi gördüm dün gece. Neymiş gördün Serra Yıldırım? Gerçek yüzün yetmez mi? Ben seni gözümde çok büyütmüşüm ya. Önce üzüldüm. Hatta ağladım da. Bak tamam. Tamam. Konu buralara gelsin istemezdim ama ne olur sen de uzatma Serra. Karşıma geçmiş hala pişkin pişkin uzatma diyorsun bir de. Pes. Gerçekten pes. Dokunma. Mümkünse karşıma bile çıkma. Burak Bey. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? Daha iyi günlerim olmuştu. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Selim'le mi ilgili? Ne oldu? Yok ya, öyle lafın gelişi söyledim. Sen de her konuyu Selim'e getiriyorsun ha. Gördün mü? Dün akşam Selim Serra'yı yemeğe götürmüş. Ailesiyle tanıştırmış. Gördüm. Beş para etmez, kızın üstünü çizemedik ya. Sinir oluyorum ya. Zeki kız. Kabul etmek lazım yani. Aynı zamanda güzel de. İnsanları etkilemesi çok da zor olmuyor işte. Kızın etkiliyor. Abartıyorsun. Biricik. Sen artık şu Serra yenilgisini kabullensen mi acaba? Ortada yenilgi falan yok. Ortada yenilgi falan yok yani. Dün akşamki yemek bile bence artık hayatlarımızdan bunları çıkartmamızın vakti geldiğini canlı kanıtı değil mi? Burak ne diyorsun? Ben anlamıyorum hiçbir şey. Ben diyorum ki Biricik. Artık ben bu Selim, Serra muhabbetinden inanılmaz derecede sıkıldım. Bak hayat kısa, kuşlar uçuyor. Selim'le Serra'yla ben artık hayatımı karartamam. Oturup kısasal entrikalar yapmaktan da çok bıktım ve an itibariyle bundan da vazgeçtim. Pes ettin yani. Vazgeçtin. Okey. Tamam, sen bilirsin. Bu durumda dost kızın ne demekmiş, Selim'e göstereceğim falan filan laflarını yutuyorsun. Yutmuyorum bebeğim. Tam aksine tükürüyorum ve gerçekten çok iyi geliyor. Bak sana da tavsiye ederim. Tamam Burak. Okey. Okey. Yalnız benim Selim'i altın tepsiyle o paçoz kıza ikram etme gibi bir niyetim yok. Hiç yok. Ben vazgeçmiyorum. Selim ve altın tepsi ha? Neymiş? Selim. Selam. Selam. Ne haber? İyi senden? İyiyim ben de. Dün akşamki yemek nasıl geçti, aile yemeğiniz? Herkesin dilinde de bizim aile yemeği ya.
Neyse. Bak saatin. Benim arabada düşürmüşsün. Nasıl ya? Nereden çıktı şimdi bu? Anlamadım. Neyi anlamadın Biricik? Senin arabandan çıkmış ya, onu anlamadım. Ne alaka? Ne bileyim, düşürmüşsün işte. İmkansız. Çünkü ben arabanı bayağıdır bilmiyorum. Biricik, uzatma istersen. O sapık program bilgisayarıma nasıl yüklendiyse bu saatte arabama öyle gelmişti. Olur mu? Bunu hep böyle yüzüme mi vuracaksın? Uzatmayalım Biricik. Görüşürüz. Görüşürüz. Oo, yine bir A artı almışız bakıyorum. Sen kaç almışsın? B artı. Tebrik ederim Yasucuğum. Teşekkür ederim. Selim, sen kaç almışsın? D eksi. Hadi ya. Halbuki o kadar çalışmışsınız. Yani iyi geçti falan diyordun. Önemli değil ya. Boş ver sen, ben alışırım bu notlara. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bazen sisteme hatalı giriş yapabiliyorlar. Yani yerinde olsam çek ederdim. Ha, yok, ben uğraşamam. Teşekkür ederim. Sen... Tamam, peki görüşürüz. Görüşürüz. Serra, siz yine Selim'le mi kapıştınız? Neden sordun? Çocuk D eksi almış. Sen suratını asık, arkanı dönüp gittin, ondan sordum. Uzun hikaye. Yalnız çok bozuldu çocuk. Yani belli etmemeye çalıştı falan ama... Bozulur tabii. İyi not bekliyordu çünkü. Ya git check et dedim. Bazen sisteme yanlış girebiliyorlar dedim ama... Yok, umursamadı. Yani ben alışkınım böyle notlar almaya deyip kesip attı. Serra, ya ciddi ciddi ayrıldınız da bana mı söylemiyorsun? Bana şimdi bir şey sorma, ne olur. Tamam, tamam. Sormadım farz et. Ne yaptın? Hazırlıklar tamam mı? Ne hazırlığı? Kitap kulübü. Ya Serra, gelmeyeceğim deme bana. Ay, hayır. Kesin geleceğim. Onca olaydan sonra uzaklaşmak en iyisi zaten. Bu arada ne yaptın? Bizim ev konusuna bakabildin mi? Ha, durağa yürürken bir kiralık yazısı gördüm. Numarasını da aldım, atarım sana. At kesin, ne olur. Duyar belki. Tamam. Ben kaçıyorum, sonra görüşürüz. Hocam, gelebilir miyim? Gel Serracığım, gel. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Şu saat meselesi yüzünden... Hocam, o konuya hiç girmeyelim. Yeterince konuşuldu zaten. Peki. Nasıl istersen. Ben fazla vaktinizi almadan bir şey isteyecektim sizden. Tabii, dinliyorum. Bizim statik sonuçlarımız açıklandı da, gerçi üstüme de vazife değil ve sizinle konuştuğumun da duyulmasını istemem. Ama Selim de eksi almış. Hadi ya. Sanki iyi geçmemiş miydi sınav? İyi geçtiğini biliyorum. Kesinlikle bir yanlışlık var notunda. Siz bir kontrol etseniz. Olur olur. Ben Ayşe Hoca ile bir konuşurum şimdi. Çok iyi olur. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii. Görüşürüz. Kolay gelsin. Efendim Pınar. Tamam, tamam, uzatmayalım lütfen.
Ya bu zaten benim ne zamandır aklımda olan bir şeydi. İşten ayrılmak istiyordum. Derslere de yetişemiyorum biliyorsun. Tamam Pınar'cığım, bak benim şimdi işim var. Ben arayacağım seni, tamam mı? Sonra konuşuruz. Öpüyorum, bay bay. Oteldeki işinden istifa mı ediyorsun? Dün yaşananlar yüzünden. İşimi bırakır mısın lütfen? Bırakacağım. Ama söyle önce, dün yaşananlar yüzünden mi? Hayır, ne alakası var? Uzun zamandır planladığım bir şeydi. Ya planladığın bir şeydi, bana söylemedin. Ben her şeyi sana söylemek zorunda mıyım? Ayrıca iyi ki söylememişim. Serra, uzatmasan mı bu kadar? Neyi uzatmasan mı bu kadar? Heh, Serra. Selim, ne haber? İyi abi, senden ne haber? İyidir. Haklıymışsın. Yani Selim'in notunu yanlış girmişler sisteme. Nasıl yani? Senin statik sınav sonucun sisteme yanlış girilmiş. Biliyorum söylemeyecektim ama... Serra gelip ilgilenilmesiniz demese... statikten B artı yerine D eksiye razı olacaktım beyefendi. B artı. Aynen. Bana teşekkür etme Serra, et. Ben derse kaçıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Teşekkür ederim diyecektim. Duyduklarından farklı bir anlam çıkarmana hiç gerek yok. Emeklerimizin boşa gittiğini görmek istemediğim için yaptım. Serra'nın gözünden, Kutlu Saylar yüzünden akacak tek damla gözyaşı istemiyorum. Ah be Nilgün. Nasıl bu kadar değiştin? Acil deyince hemen geldim. Gel, gel oğlum, gel otur. Dün akşam seninle doğru dürüst konuşamadık. Ya, şu mesele. Serra otel işinden istifa etmiş. Evet, biliyorum. Çok üzüldüm. Üzüldün. Ama üzüldüğümüzün bir anlamı kalmadı artık. Ayrıca sen nereden öğrendin baba? Otel müdüründen. Ona bizim kıza göz kulak ol falan demiştim. O da böyle gelişme var diye beni aradı. Serra'nın da işe ihtiyacı vardı aslında. Nasıl para kazanacaksa. Selim. Şu saat mevzusu yüzünden Serra bizim aileyle ilgili... olumsuz düşüncelere kapıldıysa ve bu durum aranızı açtıysa. Tamam tamam baba, bu benim sorunum, sen takma kafana. Tamam tamam, saat mevzusu kapandı. Peki Serra'yla ne kadar ciddisin? Baba sen ne zamandan beri benim ilişkilerimi merak eder oldun? Oğlum, evimize ilk defa bir sevgilini getiriyorsun. Bırak da merak edeyim. Yani pek mühim bir konu değil. Alt tarafı basit bir akşam yemeği diyeceğim ama... biz ailecek onu da beceremeyip sonuna bir aksiyon katmayı başardık.
Bölmüyorum değil mi? Yok yok, olur mu öyle şey? Gel kızım. Gel abla. Babaannem Selim'in geldiğini duyunca bir görüşmek istedi hepimizle. Gidelim o zaman. Senin bu kızın var ya Nilgün teyze. Çok sinsi bu, çok. Ne yaptı yine hayatım? Otelde bir başıma bıraktı gitti beni. Pınar ya. Heh. Duyan da dünyanın başına yıktım sanır, biliyor musun? Yıktın kızım. Yıktı vallahi Nilgün teyze. Bu böyle bilinsin yani. Kim bu sen? Dildir belki, uğrayabilirim demişti. Hoş geldiniz. Merhaba. İdil'cim. Canım. Hoş geldin hayatım, gel. Ne haber? Canım. İyiyim, iyiyim. Gel otur. Geliyorum hayatım, şunu. Ben alayım. Teşekkür Hoş ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay. Vallahi İdil gelirim dedin ama çok da ihtimal vermedim açıkçası. Gelirim dediysem gelirim yani. Nilgün aşk olsun, sen de kaç yıllık arkadaşım, tanımadın mı? Serra'ya bak. Nasılsın? Ya maşallah, nasıl büyümüş, nasıl güzelleşmiş. Yani ben sokakta görsem yok, yok tanıyamam. Doğru ama çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Öyle oldu. Annenden dinliyorum başarılarını. Gurur duyuyor seninle. Bugün de telefonda konuştuğumuzda işten ayrıldığından bahsetti. Anne. Ne var? Ne olacak yani? İdil'e anlatmayacağım ki, ne anlatacağım kızım? Yabancı mı edeyim? Teyzen sayılır. Aa. E doğru tabii, teyze sayılır. Yani. Bugünlere geldik değil mi? ben de dedim ki annene gelsin bizim merkezde çalışsın. Ay, Fresh değil mi? Evet, Fresh. Fresh Sağlık Spor Merkezi. Çok güzel bir yer. Öyledir. Çok beğeniyorum ben orayı. Serra bak, bu geçen dergide baktık ya bir yere, bayıldık hani. Orası işte. Hatırladım Pınar'ım. Serracığım, ilgini çekmedi mi? Bak, otelde yorulduğun gibi bir şey önermeyeceğim sana. Ön büroda müşteri hizmetlerinde çalışacaksın. Hı? Serra, yani kabul etsen çok iyi olur bence. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Bu bir evet sanırım. Hı? Hadi hayırlı olsun. O zaman sen yarın gel, ben seni bir müdürle tanıştırayım. Haftaya da başlarsın. Çay için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Değil. Hmm. Bak, ilk müşterim. Etek dikiyorum. Kumaşın güzelliğine bak. Çok güzel. Sen bitince gör. Paşa? Nil söylemese geldiğinizden haberimiz olmayacak. Babaanneciğim, olur mu öyle şey? Babam acil deyince önce ona uğradım ben. Hmm. Baba oğul dertleşmesi. Hmm, iyi iyi. Aferin. Serra nasıl? Serra oteldeki işinden istifa etmiş. Bize kızdığı için mi Selim? Artık size kızgınlığından mı değil mi, kararını siz verin abla. Ay tüh ya. Gururlu kız. Yani bak, onun yerinde ben olsam ben de aynı şeyi yapardım. Aferin yani, gururlu. Babaanneciğim, o iş o kadar kolay değil ya. Serra'nın o paraya ihtiyacı var. Serra keyfinden mi çalışıyor sanıyorsunuz siz? Bizim evin saçmalıkları yüzünden işinden oldu kızcağız. Hasenhan'ın entrikaları işte. Nereden çıktı şimdi bu? Asena ne entrika yapmış? Asena'nın bütün hayatı entrika. Ama sadece sen görmüyorsun baba.
Saçmalama. Neyse, şimdi konuları bırakalım da. Benim Urla'ya gitme zamanım geldi de geçiyor. Ama sizin birbirinize kenetlendiğinizi görmeden gitmeye hiç niyetim yok. O zaman sen İstanbul'a yerleşiyorsun babaanneciğim. Çünkü babamla bizim kenetlenme konusunda bayağı bir sıkıntımız var. Evet, var tabii. Neyse, lafı değiştirme. Şimdi çocuklar, aile nedir? Hı? Aile olmak, birbirine destek olmaktır. Birlik olmaktır. Birbirine kenetlenmek demektir. Değil mi? Hani siz böyle saçma sapan insanlar, saçma sapan konular yüzünden birbirinizi yıpratmayın lütfen. Bakın babanız. Babanızı anlamaya çalışın. Onu sevmeye çalışın. Yani ona habire tavır almaya, onu eleştirmeye kalkacağınızda onun yanında olun yavrum. Hani söyleyin bana, yani şimdi babanızın sizden başka kimi var? Değil mi İhsan? Evet anneciğim, orası öyle tabii de. Geldi bunu bizimkilere anlattı. Onun yerine çocuk gibi Asena'yı kıskanıp kavga çıkartmayabiliyorlar sadece. Babacığım ne alakası var ya? Ben ne zaman kıskandım Asena'yı? Nil benden bahsediyor. Kendini bilmek de büyük erdemlik oğlum. Madem bu huyunun farkındasın, sen de kendini çeki düzen ver biraz oğlum. Asena da kimmiş? Ailemize dışarıdan gelmiş biri. Bugün var, yarın yok. Anne. Yavaş ol. Hı. Rica ederim. Hı. Hayırdır, ne yapıyorsun böyle gecenin bir karanlığında tek başına burada? Aile toplantısının bitmesini bekliyorum. Aile toplantısı mı? Hmm. Berin Hanım gitmeden son bir kez toplanmak istemişlerdi. Biz niye yokuz o zaman? Biz ikinci dereceden aileyiz Asena'cığım. Hala alışamadım buna. Aile ailedir. İkinci dereceden aile ne demekmiş? Şöyle söyleyeyim. Dış kapının dış mandalı. Halk arasında öyle söyleniyor. Ha tabii sen Selim ve Nil'e bir kardeş yaparsan o zaman aileye girmiş sayılırsın. Hmm. Onur Beyciğim, sizin tüp bebek konusundaki ısrarınızın arkasında yatan gerçek nedeni daha iyi anlamış olduk. Benim tek derdim sevdiğim kadından bir çocuk yapmak Asena. Senin motivasyonunu bilemem tabii. Hı hı. Bediüzzüm ya, ne kadar teşekkür etsem az biliyor musun? Hızır gibi yetiştim vallahi. Ya sana yapmayacağım da kime yapacağım? Hiç o kadar basit değil biliyor musun? Bu iş bulmak değil. Bildiğin hayat kurtarmak. Nilgün, ne oldu? Bana söylemediğin bir şey mi var? Seven bir tane erkek arkadaşı vardı. Hmm. Selim Kutlusal. Kim? Selim Kutlusal. Ah. İhsan'ın oğlu Selim. Evet, ta kendisi. Yani ben bu çocukla olmaz dedikçe Sera bildiğin üstüne düştü bir iş. Dilim de tüy bitti. Dil sana uygun değil, seni üzer, olmaz bu iş. Genç işte, anlatamadım ama ne oldu sonunda kendisi yaşayarak yoruldu işte. Kavga mı etmişler? Kavga etseler neyse. Daha kolay olur daha şey. Sıkım ailesiyle tanıştırmak için Sera'yı evlerine yemeğe davet ediyor. Oh. Bayağı büyük aşk. Hmm. Ne demezsin.
çok gördüm o büyük aşkları. Nitekim o büyük aşk büyük bir patlamayla sona erdi. Ayrıldılar yani. Hem de ne ayrılma. Sevra çok üzüldü ya, ağzını bıçak açmıyor. Bu iş sayesinde belki biraz kendine gelir, havası değişir İdil. Vallahi çok sağ ol. Ya saçmalama, gelir tabii, merak etmesin. İhsan'la Erkan bayağı birlikte iş yaptılar bir süre, biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. İhsan o zaman da evli miydi bu şimdiki karısıyla, Asena'yla? Yani... O zaman evlenmişlerdi sanırım. Yani tam da hatırlamıyorum. Niye sordun? İşte yemek gecesi Asena çok üstüne gitmiş Sevda Hanım. Yani bayağı bir hırsız demediği kalmış suratı. Perişan oldu ya çocuğum. O kadar üzüldü ki. Asena. Yapar o yapar. Tam öyle bir kadın. Şeytana papucunu ters giydirir. Peki ne olmuş da hırsızlıkla suçlamış? Bu Asena Kutlusay denen karı önemli bir şahsiyet diyorsun yani ha? Vallahi arama motoruna sordum öyle dedi. Araba motoru mu? Lan arama motoru, arama arama. Hani internet var ya. Ha. Yani anlayacağın o kadın çok zengin. Yaklaşamayız biz ona. Yani şimdi sen Serra'nın intikamını falan almak istersen unut o işi. Ne demek lan yaklaşamayız? Ha? Oğlum benim kafama koymama bakar lan bu iş. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Hem zaten ben bütün gün düşündüm durdum. Bu Asena denen karı bu saati kızın çantasına niye koydu diye. Düşündün durdun öyle mi? Buldun mu bari nedenini? Buldum. Neden koymuş? Üvey ana olduğu için. Üvey ana mı? Nazlım sen ben yetimhaneye nasıl düştüm biliyor musun? Üvey anam istediği için. Babama bakamam senin onunla dedi. Git bırak dedi, nereye bırakıyorsun diye. Bizim baba da baba değildi ki mübarek. Bostan korkulu. Sırf o karıya yaranmak için gitti bıraktı beni yetimhaneye. Tabii ben de küçüğüm o zamanlar. O karının türlü türlü oyunlarıyla babamın gözünde böyle serseri. İşe yaramaz. Boş beleş bir adam olmuştu. Hadi ya. Ya Nazlım. Yani senin anlayacağın bu Asena denen karı tek bir sebeple bu saati bu kızın çantasına koydu. O da Selim Zibidisi'ni zor durumda bırakmak için. Yani eve hırsız sevgili getirmiş hesaba. Aynen öyle. Aferin kız. Çaktın köfteyi. Ulan var ya kendine verince hemen her şeyi buluyorsun ha. İdil de garip ha. Niye? Ay ne bileyim, bütün akşam beni süzüyormuş gibi hissettim. Ne zamandır görmüyor seni Serra. Bu kadar büyüdüğünü görünce şaşırdı. Hem dün işinden ayrıldım, bugün yeni işin var. Bence yat kalk şükret İdil'e. Orası öyle canım, haklısın. Hem baksana Fresh de onunmuş, bilmiyordum. Çok mühim bir yer mi bu Fresh? Yani zengin tayfanın sık gittiği bir mekan.
Orada spora spaya gitmek prestijli bir şey. Aman iyi iyi. Biraz rahat edersin. Çok seviniyorum. Yani oteldeki işin kadar yorucu da değilmiş. İdil öyle söyledi. Hadi üşüdüm, ben içeri giriyorum. Ben göreceğimi gördüm dün gece. Ben seni gözümde çok büyütmüşüm ya. Önce üzüldüm. Hatta ağladım da. Dokunma. Mümkünse karşıma bile çıkma. Of Serra. Ne yapacağım ben? Günaydın. Bakıyorum da karga yemeden bizim mahalleye düşmüşsün. Günaydın Nazım. Günaydın, günaydın. Sanırım Serra'ya geldin ama o daha uyanmamıştır. Ha, evet, farkındayım. Hadi gel, burada boş yere bekleme. Geleyim, nereye geleyim? Gel, görürsün. Kahvaltıya gidelim. Ne oldu lan? Demlemedin mi daha çayı? Geldi geldi abi. 5 dakikaya tavşan kanı gibi. Oğlum git şu içeriden peynir meynir bir şeyler kap gel de hadi güzel bir kahvaltı yapak ya. Sen acıktın acıktın belli. Halbuki dün gece de dağ taşı kemirdin ama. Günaydın. Otopark camiası. Bakın yolda ne buldum. Al sana üvey anne vakası. Ne işi var lan bunun bizim mekanda? Günaydın. Eyvallah koçum. Gel otur şöyle. Afiyet olsun. Buyur gel birlikte olsun. Yok sağ ol, ben hiç değil. Abi senin alışık olduğun sofralara benzemez bu. Ama olsun, bizim de simidimiz taze. Kaşarımız güzeldir kardeş. Eyvallah. Hayırdır? Sabah sabah ne iş? Sahi siz Serra ile ayrılmamış mıydınız ya? Nazlım. Sen işe geç kalmıyor musun? Hadi al bakayım yürü. Yok vallahi kalmıyorum. Kahvaltı etmeden de hiçbir yere gitmem. Nazlım, simidin arasına böyle kaşar maşar bir şey koy. Müdür olduğun o kafede çayını içersin artık. Hadi yürü. Ya ama... Nazlım. Serra. İçimden bir ses senin için de çok mutlu olacağını söylüyor. Ay anne inşallah ya. Bakalım. İdil Hanım bugün tesisin müdürüyle tanıştıracağını söyledi. Ha. Biliyor musun? Bizim okulun yarısı freşe gidiyormuş zaten. Hadi ya. Hı. Selim de mi yoksa? Ay sen taktın Selim'e, taktın. Bak anneciğim. Birini gerçekten seviyorsan ona asla kıyamazsın. Onu üzülmesine, hırpalamasına falan izin vermezsin.
Hepsinden de önemlisi bu kutlu sahibeledi gibi. Aslında aslarını bilmeden sevdiğin kızı kesinlikle suçlamazsın. Tamam? Anneciğim ben bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Geç kaldım zaten, hadi görüşürüz. Sen bizim mahallenin kızına hırsız demişsin birader. He? Ne şaşırıyorsun oğlum? Demedin mi lan? Demişsin işte. Senin yüzünden kız üç gündür sokakta hayalet gibi dolaşıyor lan. Bana bak aslanım. Senin yaptığın var ya delikanlına sığmaz ha. Ulan gözünle gördüğüne dönüp bakacaksın yazar kitabımızda üç kere. Yine kara çalmak bu kadar kolay mı oğlum? He? Ben diyorum ki... Sen kendi içine baksan nasıl olur? Ne dedin? Anlamadım, bir daha de. İşine bak diyorum. Boyunu aşan konular hakkında yorum yapma, anladın? Dur ne diyorsun lan? Lan! 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 Lan bizim mekanını ayırdın lan! Lan senin mekanına da sana da! Adamı! Lan! Oğlum bizim mekanına bak, buraya yaptırma! Selim! Ya ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsun? Bırak, ne yapıyorsun? Bırak! Bırak! Ne yapıyorsunuz? Çocuk musunuz siz? Utanın kendinizden ya! Ne bakıyorsun? Git havlu mavlu bir şey getir. Yüzlerini gözlerini silsinler. Ne işin var senin burada? Ben seni almaya gelmiştim. Beni almaya geldin. Niye? Sence ben senin arabana biner miyim? Ya karşıma çıkma demedim mi? Evine gelen misafire böyle mi davranıyorsun? O zaman? Mahalleye gelen misafire ne bu atar? Yazık. Utanın kendinizden gerçekten. Sen de. Niye geldiniz? Paramızı almaya geldik. Vadesi doldu. Yok artık, ne çabuk. Ödeyemeyecek gibiysen söyle. Yoksa farklı tahsil ederiz. Ne diyorsun sen be? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Hadi. Nilgün? Ne oluyor burada? Hanım abla bizden borç. Tamam sus, bir şey söyleme sakın. Nilgün. Neymiş derdin? Anlat bakalım. Ufak bir alacak, verecek meselesi diyelim. İnin. Aşağıda beni bekleyin. Hadi çabuk. Sen karışma benim işime. Bekle beni burada. Konuşacağız. Ne konuşacağız ya? Olmaz burada, eve alamam seni.
Dertleri neymiş öğreneyim. Sen de hazırlan. Benim ofise gideriz. Orada konuşuruz. Yalnız sen neyi dövüşüyormuşsun ha kardeş? Yani senin kadar olmasa da fena değilimdir ben de. Al. Burnun kanıyor burnun. Şimdi kardeş, ben sana bir şey anlatacağım. Soru sormak yok. Sözümü kesmek yok. Anladın mı? Tamam, öyle olsun bakalım. Anlat sen. Şimdi... ben senin bu saat mevzuna az biraz hakimim. Saat derken? Kaç tane saat mevzusu var lan hayatında? Sevgiline çaldın mı diye sordun saat işte. O saat bizim elimizden geçti koçum. Bizim elimizden geçti ne demek? Şöyle kardeş. Şimdi bu saatin sahibisi takside unutmuş saati. Taksici de saati bize getirdi. Bizim elemanlardan biri de senin söylemesi ayıp üvey anacına sattı saati. Üvey anne mi? Ha, Hasan ağa. Hasan ağa da o saati satan Hasan ağanın öz bir öz erkek kardeşi. Ya koçum. Şimdi senin bu üvey anneciğin elindeki bu saat nasıl döndü dolaştı da Serra'nın çantasının içine girdi? Orasını bulmak senin işin kardeş. Orasını ben bilemem. Sonuçta üvey anne de olsa kimsenin günahına giremem. Sen emin misin? Bir yanlışlık, bir hata falan olmasın? Adımın Barbaros olduğu kadar eminim koçum. Teşekkür ederim. Sen yetişmeseydin kim bilir başıma neler gelecekti. Belalı tipler bunlar. Bir daha sakın bulaşayım deme. Ne dedin de gittiler? İhsan. İstediklerini verdim. Borcumu ödedin yani. Uzatılacak bir konu değil. Olur mu canım böyle bir şey? Bir gün. Lütfen. Böyle bir şey kabul etmeyeceğimi biliyorsun insan. Serra maaşını alsın, önümüzdeki ay öderiz. O zaman bakarız. Lisedeyken de böyle korkusuzca saçma sapan olaylar adalardı. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Hep de ben kurtardım seni. Bir azatlı prensibin beni kurtaracağını bildiğim için bu kadar gözüm kara derdi. Neyse, biz şimdi hiç girmeyelim o konulara. Bana sormadan, bana danışmadan ekibime ileri geri emirler nasıl yağdırırsınız siz ya? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Bütün sözleşmeler ve satın alma emirlerinizin dökümüne ulaşmamız lazım Hasan Hanım. Ekibiniz vermemekte direniyor. Direniyormuş. Lafa bak ya. Duyan da işlerinizi özellikle yokuşa sürmek için çaba sarf ediyoruz falan zannedecek. Kolaylaştırdığınız da söylenemez ama. Küstah. Çabuk çık dışarı. Ofisimi terk et. Hemen, hemen, hemen. Aç şu telefonu ya. Hasan Hanım, bir şey söylemem gerekiyor size şu anda. Bir dakika Irmak'cığım. Benden haber almadan kimseyle hiçbir şey paylaşmayın. Hiçbir bilgi vermeyin. Bir saat içinde dönmüş olurum. İhsan Bey'in ofisine gidip geleceğim. Hoş geldiniz İhsan Bey. Kimseyi bağlamayın. Rahatsız edilmek istemiyorum. Tamam efendim.
geldim ki ben şimdi buraya? Efendim? Akıl mı kaldı diyorum ben de. Ben niye kalktım şimdi evden geldim senin ofisine? Ne konuşacaktın sen benimle? Niye geldin bize? Sehra ile ilgili konuşacaktım. Ben istifa ettiğini duyunca... Evet, istifa etti tabii ki. Ne bekliyordun? Gururlu çünkü. Sana çekmiş. Sen de gururun için her şeyi yakıp yıkmayı çok iyi bilirsin. Sen başlama lütfen. Bir dakika dinle lütfen. Gurur bazen iyidir. Ama fazla gurur zarar verir. Hele kibre büründüğünde etrafındakileri yakar yıkar. Tıpkı senin zamanında bizi yaktığı gibi. Neyse. Yani anlayacağın, içim derdiyle boğuşan bir kızın bir de sizin lafı yüzünden istifa ettiğini duyunca çok üzüldüm. Benim kızım. Konu hırsızlık olunca çok hassaslaşır insan. Neden biliyor musun? Çünkü babası bir hırsız olduğu için. Çünkü hayatı boyunca babasından nefret ettiği için. Ve asla ona benzememeye çalıştığı için. Herkesin evladı kuzgun biliyorum. Ama benim çocuğum ayakta kalabilmek için çok çaba harcıyor. Ay bu ne ya? Yok artık ağlamalar filan, sinirim bozuldu. Nilgün. Nilo. Senin de bir hayatın var. Ağladığın için kızıma yıpratma kendini. Hem sen eskiden ağlamak güzeldi. Rahatlatır derdi. Ne ara unuttun?